yani. Oha böyle sırtını sıvazlıyor resmen Satın Hoca. Hayır, Angel yuvamızı dağıtacak. Trevor'dan hoşlandı. Angel, bu arada teşekkür ederiz. İlk müşterimiz sen oldun ama yuvamızı dağıtamazsın. Trevor'a göz dikti kadın. Merhabalar, ben Fahri ve Sims 2 oynayalım. Bölüm 3'e hoş geldiniz. Şu anda 2. ve 3. bölümü aynı gün çekiyorum. Dolayısıyla henüz yorumlarınızı okuma fırsatım olmadı. Ama mutlaka 2. bölüme de 3. bölüme de gelen yorumları okuyup bir sonraki bölümde dikkate alacağım. Sadece şu anda biraz bölüm yedeklemek amacıyla bir bölüm daha çekmek istedim. Hem de açıkçası Sims 2 beni acayip sardı. Şu an oynamaktan acayip keyif alıyorum. Dolayısıyla bir bölüm daha çekmek istedim bugün. Şu anda Trevor ne yapıyor? Yemek yapıyor ve bu bölümde dükkanımızı açacağız. Dediğim gibi bir önceki bölümde. Şu anda tekrardan yemek yapma becerisini geliştirdi Trevor. Vevel's Kiwi 2 point oldu. Bu arada şey yapıyor şu anda, yılbaşı temalı kurabiyeler yapıyor, yakma sakın. Bazen Simmer yemeği fırına atıyor ve bir yerlere gidiyor, sonra yangın falan çıkıyor Sims 2'de. O yüzden böyle acayip kontrollü bir şekilde bakmak istiyorum. Tamamdır, şu anda bakar mısınız çok tatlı görünüyorlar. Tamam. Trevor tabii ki yemek yapmaya devam edecek ama şu anda bence dükkanı açmak için yeterli bir... Gerçi çok fazla yeterli de görünmüyor ama dükkanı açacağım umurumda değil. Gel buraya Trevor'cığım. Evi de bok götürüyor. Bir an önce temizlememiz lazım ya da artık temizlikçi mi çağırırız bilmiyorum. Bu arada Judy'ciğimiz de yağmur durmuyor asla. Bayağı yağmurlu bir yaz günü. Şu anda Judy çizimini geliştiriyor. Çizim yeteneği kasıyor. Bakalım ne çizeceğiz, merak ediyorum. Diğer simlerim ne yapıyor? Ha hayır, ben outfitini değiştirmek istemedim. Sadece everyday outfitini giy istedim. Yanlış tıklamışım. O zaman real estate deyip business start home business diyeceğim. Evde dükkanımızı açalım artık. Hadi bakalım, heyecanlı. Would you like to start a home business with Trevor as the owner? Hayır. Evde açmak istiyorum biznesi. Aynen. Okey, şu anda açtık galiba. Home business'imiz var. Okey. Şu anda bir şeyler bir bakacağım. Tamamdır. Burada ne kadar kazandığımız falan filan. Burada yavaş yavaş bir şeyleri öğreneceğiz. Buradan neyi satıva çıkardığımızı seçiyoruz. Ben yemekleri seçeceğim hemen. Bu şekilde yemekleri satıva çıkaralım. Şu an ortalamanın bir tık üstü ya da ortalama mı desem ya, yeni açtık. Pahalı olmasın. Aynen, ortalama olsun şimdilik fiyat var. Onun dışında ne almam gerekiyor burada? Bakalım. Business information diyor. Business hire employees for this world. Şu an bir işçi işe alacağız. Hayır ya, Sims 3 oynuyor burada bilgisayardan. Bugün ilk iş günümüz, ne Sims 3 oynaması. Ha, şu an bir müşterimiz var. Tamamdır. İşçi olarak kimi alsak? Hangisinin becerisi var? Kendisinin cooking skill'ı var bayağı bir. Onun dışında karizma lazım galiba müşteri ver ve iyi anlaşması için. Rodney'i işe alacağım çünkü karizma skill'ı var. Yemeği zaten Trevor yapacak. O yüzden hayırlı olsun Rodney, seni işe alıyorum. Rodney already has a job. Are you sure you want to give the Sim a new job? Tabii ki. İşini bıraksın hemen gelsin yahu, biz daha iyi para veririz. Hah, sonunda buldum. Yaptığımız yemekleri satabilmek için yazar kasaya ihtiyacımız var. Tamamdır, şu an hazırız. Resmen hazırız. Bu çöpü de lütfen gel buraya at.
Ve bir cashier diyeceğim. Şu an henüz çalışanımız gelmedi galiba. Sen kimsin, evimize gelmişsin? Ha bu arada müşteriler bazen evin içine giriyor şeyde. Bu çok sinir bozucu. Bir dükkan açtığınızda müşteriler bazen evin içine giriyor. Ama bunun çözümü çok basit. Sadece kapıyı kilitleyeceğim. Allow household only diyeceğim. Şu anda sadece aile üyelerimiz bu kapıdan girebilecek. Aynı şekilde bu kapı için de aynısını yapacağım. Garaj kapısını da yapmam gerekiyor mu? Hayır. Tamamdır. Ha, burasını da aynı şekilde. Tekrardan. Household only. Household only. Okay. Ha, ambulans geçti. Tamamdır. Burada müşterimiz yemeklere bakıyor. Çöpleri falan attık. Rudy'cimiz resim çalışıyor burada. İlk müşterimiz, ismin ne? Angel. Angel. Bakalım ismin gibi Angel mısın? Evet. Satın aldı. Ava tost varı satın aldı. Gerçi sabah erken kadın kahvaltı almıştır belki. Yaptığımız yemekleri beğendi galiba. Muhteşem. Bakın burada çantası, aldığı şeyin çantasını taşıyor böyle. Gidip şey yapsak, şey diyebiliyor muyum? Sales, basic sale. Sonra da tekrar bir cashier. Aa, önüne geçti. Sen ne kadar kaba bir insansın Chastity. Angel'ın önüne geçti. Oha, böyle sırtını sıvazlıyor resmen satın alıcıya. Muhteşem. Sadece Sims 2'de. Ha bu arada faturalarımız geldi. Hadi artık satın alın Yahoo. Çavşanımız niye gelmedi? Coin employees. Oha, Angel resmen her şeyi satın alıyor. Kurabiyeleri de satın aldı. Şu an satacak yemeğimiz kalmadı. Hayır, Angel yuvamızı dağıtacak. Trevor'dan hoşlandı. Chastity yüzünden geçemiyor Angel bu arada. Bir saniye. Chastity gel buraya. Bir sales, basic sale diyeceğim. Bu arada dükkan çok küçük galiba, olmayacak. Hayır. Ne oluyor? Judy'nin karnı büyüdü. Muhteşem. Bebek yolda. Tamam. Yaptığı resime bakar mısınız? Sanırım herkes bir yerden başlamak zorunda, suçlamıyor. Nereye gidiyorsunuz? Şampanya içmeye geldiler bedava. Siz ne biçim müşterisiniz? Hadi açılış için şampanya dağıttık diyelim. Restock desem burada yemekleri. Ha, yemeği yapmamız gerekiyor, doğru. Böyle mi yapsam acaba? Bunları şöyle alsam şu şekilde. Şunu da, ne bileyim, dükkan çok küçük gerçekten. Biraz büyütmem gerekecek. Tamamdır. Şunu satsam, şöyle 4 tane olsa, burada zaten çok fazla yemek yapamıyoruz. Şunları da şöyle alsam, bence daha çok yer olur. Şu lanet olası şampanyayı satacağım artık. Gerçekten herkes, ha, Trevor'ın da işi geldi. Sonunda satış yapabiliyoruz. İlk satışımız.
Ha bu arada çok tatlı bir detay var SimCity Open for Business'te. Böyle dükkanı ilk açtığında hiç becerin olmadığı için böyle çok yavaş bir şekilde satış yapıyorsun. Müşteri de böyle saatine bakıyor, sinir oluyor falan. Bakar mısınız? Şu an yazar kasayla çalışmayı bilmiyor. Tamamdır. Geri kalan satışları Trevor yapacak. Be cashier. Ring up these customers diyeceğim. Aynen. Austin yapacak geri kalan satışları. Trevor yapacak mı dedim az önce bilmiyorum. Şu an beynim hiç yerinde değil. Şöyle şu şekilde tekrar yapacağım. Bir kapak fotoğrafı almak istemiştim. Angel bu arada teşekkür ederiz. İlk müşterimiz sen oldun ama yuvamızı dağıtamazsın. Trevor'a göz dikti kadın. Trevor'ın karısı Hami ve şerefsiz Angel. Kara melek resmen. Bu arada gel burasını temiz ve duş aldıktan sonra lütfen Judy'cim. Sen nasıl buraya girdin ya ben kilitledim burasını. Ask to leave diyeceğim. 5 kuruşluk yemek aldı var burada içmedikleri 5 kadeh şampanya içtiler ya. Artık lütfen Austin gel kapa. İlk iş günümüz bu kadardı. Yeter. Parti bitti. Bütün yemekleri sattık zaten. Çavşanımız gelmedi bu arada asla. Ya da ben görmedim. Bu muydu? Ha çavşanımız burada. Rodney sen ilk iş gününde ne yaptın Allah aşkına? Dans ediyor burada ya. Rodney seni kovuyorum. Cemile. Kovuldun. Neydi aşkı memnu bir anda aklıma geldi. Jimmy ve artık bu evde çalışmıyorsun. Dişlerini fırçalıyor var burada. Aa tuvaletimiz bozuldu galiba. Semicim ne yapıyor? Semi'nin çişi gelmiş. Austin lütfen Semi'yi yürüyüşe çıkar. Çişini yapsın. Tamamdır. Siz nasıl evime giriyorsunuz ya? Garaj kapısından mı? Rodney. Bizi kovuyor kendi evimizde. Sen git be. You're fired. Hayır ya kovmayacağım. Send home for the day. Kapadık zaten dükkanı gitmesi gerekmiyor mu? Bye bye Rodney. Henüz kovulmadın belki. İkinci iş gününde. Tamam. Take for walk. Ya Austin aşk istiyor şu an. Ne istiyor? Ask Simon a date. Tamam. Hadi önce yürüyüşe çıkar bir Semih'i. Yeter. Bu şampanyayı kaldırıyorum. Bıktım. Semih yürüyüşe gidiyoruz dostum. Hadi kur. Bu şekilde mi gidiyorsun Austin yürüyüşe? Ha bu arada Trevor'ın ilk iş gününde böyle Sims 2'de gerçi bu Sims 4'te de var. Kariyerinle ilgili böyle kararlar vermen gerekiyor. Bir okuyayım bunu hemen. Şu anda bir şey gelmiş böyle önemli bir müşteri kritik gelmiş böyle restoranla ilgili haber yapacak bir kritik gelmiş. Fakat garip bir şekilde aşçı eve gitmiş. Aşçılara eve gitmiş. Dolayısıyla Trevor şu anda bulaşık yıkayan kişi olduğu için yemek yapmıyor. Ama aşçı eve gittiği için ona yemek yapmasını söylüyorlar. Risk alsın mı yoksa sadece temizlik yapmaya kendi işini yapmaya mı kendi işini yapmaya mı devam etsin? Hadi risk al. Hayır, şu an Trevor yemek yapmayı becerememiş. Risk aldı ve yemekleri çok kötü olmuş. Çok kötü oldu ya. Kovulduk mu? Hayır. Ha Semin'in işi geldi. Bir an kovulduk sandım ve çok korktum.
Ha tamam. Risk aldık ve kötü sonuç vardı ama buna rağmen kovulmadık. Tamam. Austin'cim sen gel lütfen burada temizlik yap. Angel yuvamızı dağıtmaya çalıştı. İlk müşterimiz. Hayattaki şansım. Sam sen niye işe gitmiyorsun yavrum? Aa işe gitmiyor. Nasıl işe gitmesini söyleyeceğim? Sam'i şu an isyan etti ve işe gitmedi. Telefon çalıyor. Semi Wave gibi herhalde. Dur bir telefonu aç. Ev çok pis bu arada, yardımcı çağırmam gerekecek kesinlikle. Clean up. Clean up. Clean up. Juji bu arada resmini tamamlamış. Muhteşem, gerçek bir sanat eseri. Cüci gel. Uyku rejimin mahvoldu bu arada. Neden? Hamilesin gerçi ama gündüz vakti yatmış. Cüci şu anda hamile kıyafetleri giyiyor değil mi bu arada? Bir maternity. Evet, şu an hamile kıyafeti ve Cüci çok tatlı. Tamamdır. Gel burada sat bu şeyini. Check food supplies. Bu arada bir bakalım ne kadar yemeğimiz var. Sims 2'de bu arada buzdolabında yemek kalmadığında, malzeme kalmadığında alışverişe çıkabiliyorsun ya da sipariş verebiliyorsun. Fakat şu an buzdolabımız bayağı bir dolu. O yüzden henüz gerek yok. Julie'cin de burada kendine bir şey ver, hazırlıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Jacob acayip mutsuz. Şu an tuvaletini yap. Bir banyo yap. Ondan sonra sen de gel bir şey ver ye. Have a snack. Kurabiye ye sen de. Akşam 9.30'da kurabiye yemek. Eminim çok sağlıklı. Ha bu arada şey, Jacob fitness skill'ını 4 yapmak istiyor. O yüzden onu da bir çalış. Kurabiyeleri yedikten sonra o kalorileri yakmaya çalış biraz. Ha gerçi Judy herkese yemek yapmış. Helal olsun Judy. Gel buradan ye o zaman. Ne? Oha, hani çalışmamıştı, şu an promotion aldı. Buna rağmen risk aldı ve terfi aldı Trevor. Herhalde cooking skill'ı çok iyi olduğu için terfi aldık, vay be. Çok iyi. Şu anda yemek siparişleri götüren eleman olmuşuz. Böyle yavaş yavaş ana aşçı olacağız. Kuş uçuşu yaşayacağız. Oha. Oha Jacob. Where are your manners? Yuh. Yuh. Bu arada Jacob gelsin buradan baksın. Şu anda ilan var mı doktor kariyeri için? Burada kardeş kardeş sohbet ediyorlar. İki kardeş sohbet ediyor akşam yemeğinde. Tamamdır. Judy hamile olduğu için sürekli çişi geliyor. Ve doymuyor asla. Yine aç. Ve bunu da ye madem Judy. Bunu temizleyemiyoruz. Peki ondan sonra gel bunu clean up yap Jody'cim lütfen. Jacob da bir baksın iş ilanlarına. Belki bir şeyler çıkar.
Music career. Hayır, şarkıcı olmayacağız. Kaset de satmayacağız. Hayır. Haberci de olmayacağız. Adventurer. Hayır. Hayır, güvenlik de olmayacağız. Bu iş ilanlarında ya şu an gerçek hayat simülasyonu oynuyoruz sanki. Gerçekten çok gerçekçi. Şu an depresyona girdim. İş yok. Acaba yok ya, doktor olmasını istiyordum ben Jacob'ın. O zaman uyusun. Yarın sabah artık yine bakarız ne yapalım. Bildirim geldi. Semi bugün işe gitmedi ve patronu çok fazla memnun kalmamış. Dikkat ve o diyor bize. Tehdit ediliyoruz. Tamam, o zaman bir sabah olsun. Biz de bir şeyler yapalım. Şu anda sabah oldu ve ilk iş veri Austin ve Jacob'ın sabah denizde yüzmek oldu. Gerçekten bu evde yaşamak çok isterdim ya, sabah gidip yüzmek hayalim. Call over. Birlikte bir şeyler yapabiliyorlar mı burada? Ask to join. Aa, şu an dalgaları izleyecekler beraber. Çok tatlı. Ne yapıyorsunuz? Tamam. Bir şey tatlı bulayım. Gelin içine edin ya. Gerçekten yeter. Bu arada böyle hafif romantik bir şeyler yaşasanız artık. Böyle play bir şeyler oynasınlar. Taş kağıt makas oynayacaklar. Austin bizi takarsa tabii. Hadi bakalım kim kazanacak. Jacob kazandı. Tamam, bu kadar yeter. Flirt desem, sweet talk. Ya hoşlandı var birbirlerinden. Ya aşık oldular. Direkt kiss desem olacak mı? Hadi risk alalım. Oha. Tamam, oldu bu iş. Şu an çok acele etmeyeceğim. Bir sonraki bölümde böyle bir date falan çıksınlar. Ama şimdilik iyi bir başlangıç bence. Hey Jody, is Trevor available to talk? Hayır. Trevor yemek yapıyordu en son. 14 tane cereal yapmış, manyak mısın be adam? Tamam, McMenny dedim sana ama düşünsenize, dükkana geliyorsunuz ve tek bir yemek seçeneği var. Hepsi cereal. Muhteşem. Restock. E niye satamıyorum bunu o zaman? Ha, tamam, oldu. Bug'a girdi herhalde. Gel, burasını temizle. Trevor'cığım, bugün işte misin? İşte, artık Austin çalıştırır dükkanı. Open for business diyeceğim. Open business, daha doğrusu open for business diye. Ekvent paketinin adını söyledim. Hey Judy. Angel yuvamızı dağıtmak istiyor. Hayır. Kocamı arama. Angel. Yağmur asla dinmiyordu. Calling employees.
Ha, faturamızı ödemeyi unuttuk. Hemen öde lütfen Judy'cim. Judy gel öde faturayı lütfen. Haciz gelecek yoksa. Bizi tehdit ediyorlar. Rodney geldi mi? Seni kovarım Rodney. Bugün de iş görmezsen gerçekten seni kovacağım. Ha bu arada şey body skill'ını 4 yapmış Jacob. Şu an mutlu oldu o yüzden. Rodney geldi mi? Harika. O zaman sana bir cashier diyeceğim. Management. Buradan send home diye bir saniye. Management assign bir cashier. Seni satış yapman için işe aldık Rodney. Eğer satış yapmazsan seni kovarım. Müşteri ver geldi. Köpeğimiz hakkında mı not alıyorsun be adam, ne yapıyorsun? Austin lütfen buraya gel ve... Aa gitti. Neyse, neyse. Gel bunları recycle, recycle. Bu arada şöyle bir seçenek vardı. Gazete gelmesini iptal edebiliyorduk. Gerçekten hiç gerek yok çünkü çöp oluyor sürekli. Judy acayip mutsuz. Judy'nin karnı da bayağı büyüdü bu arada. Doğursun artık. Bir sonraki bölümde doğuracak muhtemelen. Burada gazeteyi iptal etme seçeneği yok muydu ya? Her gün gazete gelmesini. Sims 3'te mi vardı? Bilen varsa yazarsanız çok sevinirim. Burada Semi müşterivere şey yapıyor böyle. Tatlılığıyla müşterileri gaza getiriyor. Bir şeyler satın alma varı için. Bu arada telefon çalıyor yine. Bu telefonu satacağım. Answer. Buradan gel. Şey. Is Jacob available dog? No. Yeter. O kadar böyle evimizi sevdikleri için mi bizimle arkadaş olmak istiyorlar bilmiyorum. Sürekli birileri arıyor. Garajdan giriyorlar müşteriler. Bu kapıyı da kilitleyeceğim. Household only. Trevor da o sırada Austin dükkanında çalışırken Trevor güneşleniyor böyle. Çok havalı. Oha sen ne yapıyorsun Trevor'ın başında gövde yapıyor. Hanımefendi. Gerçekten müşterilerimden nefret ediyorum bu bölüm. Hepsinden ayrı ayrı. Ne yapıyorsunuz? Bu nedir? Oha! Sapık mısınız? Nesiniz ya? Ha bu arada ben çiçeklerime ilgilenmedim. Hepsi şey bahçıvan çağırmam gerekiyordu. Artık yine tekrardan çiçek alıp Water. Austin'cim lütfen sula bunları. Bunlar da bozulmadan. Hepsini lütfen sula. Herkes güneşleniyor burada. Judy'nin karnı acayip büyüdü. Doğuracak her an. Evet. Austin çiçeklerimizin hayatını kurtarırken 3. bölümü ben burada bitireceğim. Şu an biraz uzun bir bölüm oldu sanırım, emin değilim. Dediğim gibi yorumlarınızı mutlaka bekliyorum izlediğiniz için. Çok çok teşekkür ederim. Kendinize şimdilik çok iyi bakın ve 4. bölümde görüşene kadar hoşça kalın. Bay bay.